Merhaba dayıcım, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnun musunuz? Kim memnun ki? Neden memnun değilsiniz? Abi kim memnun ki? Aa, sor, hepsine sor. Bana sorma, herkese sor. Abi şimdi soruyoruz. Mesela bazıları dediğiniz gibi... Kaç para oldu biliyor musun? Evet. 8500. 870 hatta şu an. 870 yani. Bazıları diyorlar ki gerçekten memnun değiller. Bazıları da diyor ki biz çok memnunuz, her şey yolunda. Beğenmeyenler nankörlük yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz? Ya nasıl beğeneceksin kardeşim ya? Her şey berbat ya. Ortalık çok kötü. Yani millet aç ya. Peki sizce düzeltebilecekler mi bu gidişatı? Ne? Düzeltebilirler mi bu gidişatı? Vallahi böyle giderse düzeltmeye imkan yok. Çünkü bütçede bir şey kalmamış. Merkez Bankası boş. Ne olacak halimiz? Millet aç mı diyorsun? He vallahi. Abi şimdi diyecekler ki sana, ya abi millet aç diyor ama fındık fıstık yiyor diyecekler. Ne diyorsun buna? Ya fındık fıstık işte, ne bileyim ha, burada herkes bir şeyler alıyor, yiyor. Bu da lüks olmasın değil mi? Bu kadar ha. Basit bir şey bile değil mi? Tabii ya. Abi, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Son sorum. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Vallahi abi şimdi onu Allah biliyor ya. Belli değil. Kararsız. Belli değil. Kararsızım. Kime vereceğimi bilmiyorum şu anda. Ama yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan kişilere vermem. Bu kadarını söylüyorum. Hayır. Neden memnun değilsiniz? Yani paranın değeri kalmamış. Para pul olmuş resmen. Bir suyu alıyorsun 2 liraya yani, anlamsız bir şekilde. O verilen zam, zaten memura verilen zam mı, sonrasında vergi olarak aldıklarında da iki katı olarak vergi olarak alıyor. Yani kiralar uçmuşlar. Yani dışarıya çıkmıyorsun, yetişemiyorsun yani. Tek maaşından insanlar nasıl geçiniyorlar hayret edebiliyor yani. Peki neden böyle oldu sizce? Düzeltebilecekler mi bu gidişi? Bu gidişten düzelmeyecek maalesef yani. Şu anda herhangi bir partide bu kapasiteye sahip hiçbirisi yok yani. Kesinlikle daha ufku geniş bir insanın hükümet olarak başa geçmesi gerekiyor bence. Biz şimdi soruyoruz. Bazıları diyorlar ki ya her şey çok iyi, millet abartıyor diyorlar. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle yani inanmıyorum öyle bir şeye. Kesinlikle iyi değil yani. Ya dışarıya çıkıyorsun, bir çıkman, hiçbir şey yapma yani. 100 lira. Yani hepsi masraf. Yani bu artık büyük bir sıkıntı yani. İnsanlar için büyük bir sıkıntı. Dediğim gibi yani. Evler almış başını gidiyor. Ev satın alamıyorsun. Araba satın alamıyorsun. Yani emeklilik yaşını yaptılar 60 yaş. Ondan sonra da bir 10 yıl yaşıyorsun, yaşamıyorsun, ölüp gidiyorsun. Ve emekli olmadan ölüyorsun ve yani bunca sene çalışma, şuyun buyun boşa gidiyor. Çocuklarına bile bir şey bırakamıyorsun artık yani. Peki, son sorum, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Hiçbirine. Hiçbirine mi yoksa kararsızlık? Hiçbirine. Peki daha önce hangisine verdin? Yani ben son seçimlerde de oy kullanmadım. O yüzden yani hiç umut şu anda da evet anda. Umut peki. Görmüyorum çok maalesef. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Size de soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Hayır, memnun değiliz. Neden memnun değiliz? Bu şekilde. Her şey ateş pahası olmuş mesela. Ne bileyim, hiçbir şey alamıyoruz. Çocuklarımızın istediğini alamıyoruz. Çok zor durumdayız gerçekten şu anda. Evet. Yani bu hükümetin bir an önce değişmesi gerekiyor. Değişim bunun kanısındayım. Evet, çok istiyorum. Peki biz soruyoruz şimdi. Bazıları da diyorlar ki ya çok iyi her şey. Millet abartıyor. Hayır. Diyorlar. Ne düşünüyorsun? Hiç abartı mı? Yani çarşıya çıkamıyorsun, hiçbir şey alamıyorsun. Hiç abartı değil yani. Görünen göz kılavuz istemez zaten. Evet, her şey ortada. Evet, her şey ortada. Peki sizce bu gidişi düzeltebilecekler mi yoksa gerçekten değişmesi mi lazım? Değişmesi lazım. Kesinlikle düzelmez. Ya o hep kendi ceplerini düşünüyor onlar. Evet. Yani sürekli zenginden yanı, hiç fakirden yanı değil zaten. Fakir dibe battı tamamen. Zengin yani çıktı bu dönemde de. Öyle yani, kiralar zaten almış başını gidiyor. Ev almak istiyorsun alamıyorsun. %100 zam hepsi. Hepsi. Evet, yağın mesela biz önceden 33 liraydık. Şu anda 80 lira, 90 lira. Düşünün yani. Şu 5-6 ayın içinde bu oldu hepsi. Evet. Peki son sorum. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? CHP'ye. Neden CHP? Ne bileyim, onu düşünüyorum ben. Biraz da değişsin, onlar gelsin bakalım. Bir de onları görelim. Evet. Peki CHP'nin düzeltebileceğini düşünüyor musunuz?
biraz zor düzelir ama belki düzeltebilir. Ama bunlar olursa tamamen bitecek. Türkiye diye bir şey kalmayacak zaten. En güzel şeyler bizim Türk yerde yani, ama hiçbir şey kullanamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne bileyim, değerlendirilmiyor hiçbir şey. Ekonomiden memnun musunuz? Hayır. Neden memnun değilsiniz? Çünkü her şey çok çok kötüye gidiyor. Nasıl şu an fiyatlar? Abi şöyle baksana. Memnun değilim. Evet. Düzeltebilecekler mi sizce bu gidişatı, yoksa değişmesi mi lazım? Değişmesi lazım ama düzeltemeyecekler. Kendilerini düzelsinler onlar. Evet. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? Hiçbirine vermeyeceğim artık. Neden hiçbiri? Kendi başıma iktidar olacağım. Sağ ol. Abi şimdi ekonomi hiç iyi değil. Neden iyi değil? Neden diye sorarsanız abi, her şey, herkes bahane yaparak, ekonomiyi bahane yaparak fiyatları çok artıyor. Abi biz bunlardan şikayetçiyiz. Abi dolar 7 idi, birden 9'a çıktı. Euro da 11'e çıktı. Abi insanlar neredeyse iflas edecek. Bu dolar yüzünden insan ne yapacağını bilemiyor. Şimdi gidiyorsun abi bir markette bir şey alıyorsun. Geçen gün bakıyorsun 2,5-3 lira, bakıyorsun 5-6 lira olmuş abi. Yani abi bu Allah'tan refah mıdır abi ya? Şimdi abi soruyoruz şeye, bir yere, nasıl markette diyelim, oraya buraya soruyor. Diyor ki geçen gün onun fiyatı 2-3 liradan ne çabuk 5-6 liraya düştü. Dedi etiketler değişmiş, pahalı olmuş. Biz de, ben diyorum abi, onlar diyor ki size etiketi bahane yapmayın, siz doları bahane ediyorsunuz. Ya abi vallahi çok şey, çok bundan şikayetçiyiz. Peki neden böyle oldu? Neden yükseliyor bu fiyatlar sürekli? Abi neden, onu da söyleyeyim size. Şimdi abi Suriyeliler buraya geldi. İşte Amerika Suriyeliler hep Türkiye'ye gönderdi. İşte Amerika'da doları bahane ederek yükseltiyor. Tabi insanlar da, böyle esnaf olanlar da doların bahanesiyle fiyatları yükseltiyor abi. Doları Amerika mı yükseltiyor? Evet abi, Amerika'da başka kim yönetecek zaten? Peki sen şu an mesela su satıyorsun değil mi? Nasıl işler, kazanç elde ettiğin zaman abi, seni geçindirebiliyor mu? Nasıl diyeyim ben sana abi, Allah verince veriyor. Çok şükür satıyoruz. İşte böyle abi. Ne kadar mesela bir su şu anda? Bir su abi önceden 1 liraydı, 1,5. Bazen bazı yerlerde 2 lira. Ben 1,5'a veriyorum, 1'e de veriyorum. 1,5 olmayınca 1 lira var diyor beyanında. Ben 1 liraya da veriyorum. Ekmeğimi böyle kazanıyorum abi. Yani her şeye, sudan tut da işte efendim ekmeğine, gıdasına kadar her şeye zam geliyor. Evet abi, her şey zam. Biz bundan harbiden çok şikayetçiyiz abi. Evet. Hani sözünü kesim abi, özür dilerim. Cumhurbaşkanı vardı mı? Cumhurbaşkanı her şeye yetişiyor. Neden bu fiyatlara yetişmiyor? Neden hiçbir yer koymuyor? Önceden abi ben Cumhurbaşkanı'nı çok severdim. Vallahi bu fiyatları yüzünden Cumhurbaşkanı'ndan soğudum. Ya Cumhurbaşkanı gidiyor Suriyelilere yardım ediyor, kendi devletine yardım etmiyor. Burada Cumhurbaşkanı'na da söylüyor, kusura bakma Cumhurbaşkanı, siz her şeye zam yapıyorsunuz. Suriyelileri buraya attınız, daha da insan zam yapıyor. Peki son sorum, oy kullanıyor musun? Abi oy kullanıyorum. Yarın seçim olsa hangisine verirsin? Abi bu olaydan sonra hiçbir oyumu kullanmam. Boş atarım daha iyi abi. Daha önce veriyor muydun? Tabii veriyordum. Kime veriyordun? Abi ben Kürt olduğum için 2 sene HDP'ye verdim. Ondan sonra HDP'nin durumuna baktım, iyice düştü. AK Parti'ye veriyordum. Bundan sonra artık vermemeye başlayacağım abi. Bundan sonra ikisine de mi verdin? Yok abi, hiçbirine vermeyeceğim. Yok abi. Çünkü insanlar ne olacak bilinmiyor abi. İnsanların durumu çok kötüleşti bu fiyat yüzünden. Zengin olanlar bile parayı çok görüyor. Bir şey alıp bir şey, para mara harcamıyor abi.